yıkayalım. Gel otur. Gel. Cibleten selamun aleyküm değerli takipçileri. Kanalımıza, balkonumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün fıstığımla halı yıkıyor. Gece patlıcan yaptıydım ya. Patlıcanın suyu akmış arkadaşlar. Simsiyah olmuş. Onu yıkıyor Dilan Hanım'la. Anne bir de ben yapalım. Haydi ondan dök birazcık. Kaç gündür yıkayamadım halıyı. Su yoğdu zaten köyde biliyorsunuz. Birkaç defa söyledim. Suyumuz da geldi. Rahat rahat yıkayalım artık. Dök kızım şunları haydi. Dök de yıkayalım. Hava da sıcak zaten. Hem serinleyelim dedim hem de. Bu kız kız dur. Hep oraya niye dokuyorsun? Her tarafa dökeceğim. Anneciğim her tarafa. Tamam. Bana fırçan yok da senin. Şöyle iki tane de fırça aldıydım. Hem onları deneyelim dedim. Hem de halımızı temizleyelim dedim Dilan Hanım'la. Hadi sür bakayım. Ne oldu kızı? Suyu kapatıp gelebilir miyim? Niye kapatın ayın? Şu kovamızda olsun o zaman. Halımızı yıkayayım. Daha bir tane daha ufak halı var beyaz. Onu da yıkayayım. Sonra suyu damlamaya da hazırlayayım. Şu tarafta bal kapağım var ya, o tarafa damlama döşlemediydi fasulyenin içindekini. O susamış, onu sulayacağım arkadaşlar. Ben bir orayı sürteyim, bir orayı mı sürteyim? Bakayım hele. Şurası iyice şey etmiş, sararmış. Biraz suyu sor kızım kovanın içine, koş. En çok şu tarafta yapmışsın. Patlıcanı en çok buraya gelmişsiniz. Harı. Patlıcanı sürüyor. Yıkamaya verirsen bir ton para alacaklar arkadaşlar. Elimde yıkamayı da pek sevmiyorum. Anne sen bundan sana bunu çok güzel. Hayır. Elimde yıkamayı da pek sevmiyorum. Seviyorum da şu kenarlarında sarı kalıyor her zaman. Ötekinde de sarı kaldıydı onu yıkamaya gönderdim. Vallahi çıkartamadım sarısını. Mutfağın halısı ince olduğu için elimde yıkayayım dedim. İyi bir çekeyim suyunu. Sarısına yıkalmaz dedim. Dilan Hanım'ın hortumu getirdik. İyi kızım aşağıda. Abi yine çıktı. Dilan koş. Ayağın kaymasın yavaş. İyi sok içine. Çıktı. O niye çıkıp duruyor bizi? Yine mi çıkıyor? İyi dolandığı için bir daha. Dur ben yapayım dur. Hemen doğurmuş zaten ay. Ağzıma gireceği yani sopa. Koş bir suyumuzu kapat kızım koş hele. Tamam. Hadi fıstık iyi kapat tamam mı? Ayağın kaymasın dur şu bezi koyma ayağın altına bekliyorum. Dur ayaklarımı şurada kurula anneciğim dur. Tut kurula ayaklarını. Yavaş yavaş git ayağın kaymasın. Hadi fıstığım. Evde kimse yok tek bir annen ikimiz varız. Eymin babaannesi gelince çarşıya gitti gezmeye. Ankara'daki eltim geldi ya. Kapat annem kapat. Su niye akıyor ya? Kapatamadın mı? Sen tut da ben kapatayım o zaman dur. Getir bakayım suyu getir. Şuradan tut da ben suyunu çekeyim Diren getir hele. Niye? Şu başa tut kızım şuraya getir. Şuradan sen tut. Ben çekeyim önce sonra bir daha yıkayalım tamam mı? Halıları elimizde sürte Ayşe atlamadan çürüleceğim arkadaşlar. O nasıl çok halı yıkar.
Ne? Düz. Ne yöre duruyor? Oha! Heltereme tut da gitsin kopukta kızım. Haydi. Bak daha bir daha hala sokacağım. Haydi. Ne oluyor? Şuradan gel. Getirin kızım, bir getir. Dilen getirin. Şur. Sudan ıpalık. Hiç soğuk değil sudan. Sen kelime eğitimden öğrendin Dilan. Oha deme eğitimden öğrendin. İyi yapalım. Gidelim kızım mı? Gidelim, ben onu alıyorum. Al. Alıyorsun bana sürdü. Ne oluyorsun, kayıyor mu? Tabii niye suyu? Bakın yosunlara. Getir. Hortumun içi hep yosun arkadaşlar, bakın ne. Yosunlar halının içine giriyor, giriş haralıyor halıyı. Kaç anlayacağım bakayım. Bir anda çiğneyip suyunu süzdürüyor, iyi. Dur. Kaç bakayım istiyorum, çekin. Şimdi şöyle kalkayım da düzgün olsun. Yavaş gelin. Kaç bakayım. Kaç. İn oradan aşağı. Aşağıya in. Kız abo. Yavrum ne örüyor? Mahzulu. Dudak bilekme. Düştün anne. Kaç bakayım da şu halayı çekeyim çıkıştırın. Hadi. Çiğne hadi çık, çiğne. Çık bunu. Geç şu tarafa, çek elini tutun. Hı. Öyle koşma bak, düşüyorum, koşma. Hı. Geç. Yani şimdi. Kaç bir daha atayım, çekin. Çık da çiğne gel. Dilan'la oynuyor işte böyle arkadaşlar. İyi misin? Kaç gündür havuza giremiyorlar. Biz de bugün böyle bir şey bulduk Dilan'la. Vakit geçirelim diye. Kaç anlayacağım? Yavaş gitme o tarafa. Düşün yine gel. Şimdi ezanımızda okunuyor bu arada. Azizallah. Kaç kızım. Çekil bir tane. İn aşağı bakayım. İn aşağı. Bak koşma koşma. Bak. Dur halayı çekeyim. Görmeyin bunu. Ay. Çekil bir daha bunu. Şöyle katlayayım içine dur. Evet.
Çık da çiğne Aygül. Çiğne. Dur. İn bakayım. Çık. Çiğne de kaldırayım bakayım. Çiğne. Ben mi çıkayım? Tıktım. Tamam, şu kulağın içine koy da dolsun. Ay, anasını sürüyorsun. Şu yukarıya koyayım da. Öteki halımıza geçtik değerli takipçilerim. Bu halıyı da ben annem aldı. Ta yine evlendiğimde. Gitme yavrum, çekmeliyiz. Gitme yavrum aşkım. 8-9 senelik var herhalde bu halı. Bazen mutfağa seriyor. Mutfağın halısı fazla kirli olduğunda. Bu da kirlendi de şöyle bir elden geçireyim dedim bunu da. Tut kızım, her tarafını ıslat fıstığını ıslat. Şu çiçeklerin var ya, nasıl güzel ya. Aynı senin gibi pembe pembe. Bu da, bu da kocaman. Bu da mami. Bu yeşil. O yeşil. Şu hangi renk? Bu. Pembe. Pembe. Şu? Turuncu. O turuncu. Şu hangi renk? Bu pembe. O senin mi? Pembe, pembe. Pembe mi? Hadi ıslat da yıkayalım, ıslat. Bu da pembe. Aynı halıdan Sultan'ın da vardı herhalde. Anne, bunlar nasıl güzelmiş? Annem yine evlendiğinde bir de bana kapat. Bana tencere daha mı aldıydı? Çiçekli tencerelerim var yani benim. Geçen buraya geldiydi. Bunlar ne? Biz... Tencerelerden hep yemek yaptıydım. Hepsini çıkardım ortaya. Oh, yavrum bu, diyor, bu, daha bu, sen tencereleri eskitmedin mi diyor. Kaç senedir lan kullandın sen bunları diyor. Öyle deyince bir hoşuma gitti. Baktı durdu tencerelere, daha niye eskimemiş bunlar diyor. Beni kötü kullanıyorsan biliyor herhalde tencereleri. Ben eşyama ne iyi bakarım, tencereme, tabağıma. Bazen kaza oluyor, kırılıyor da. O kadar da olacak artık. İyi fıstığı. Şuraları çiğit aldı. Islanmış zaten, az bir şey kalmış. Çiçekleri de yıka. Aman çiçekleri de ıslat bile. Islat da yıkayalım artık. Bugün babamız bire kadar yok arkadaşlar. Bir de gelecek sonra da. Dilan'ın vakit geçiriyor bugün. Bu tarafa dökme kızım. Şu tursuk iyi şey diyor, iyi yıkar. Buyla yıkıyorum arkadaşlar. Çamaşır tursuğu var ya, bu tarafa dökme anneciğim. Şu tarafa bir sürteyim, sonra da aşağı tarafı sürteyim. Sonra bu tarafa dökme, şu tarafa dök kızım. Sonra yıkamacıya sormuş, neyle yıkayalım diye. Çamaşır tursuğu güzel yıkar demiş. Çamaşır tursuğuyla yıkar demiş. Ama ben de bir denedim bakayım bugün. Anne ben onu yapıyorum. Şunun içine doldur. İçine doldur fıstığı. Doldur. Niye gülüyorsun? Koyamadın mı ne? Hadi sen de şu kutçanı al da ikimiz sürtelim. Bırak onu, bunu bırak. Git her kılan akmasın boşuna, haydi. Şu kendi fırçanı al da sürt fıstığını, haydi. Ne, şundan mı sürteceksin ha? Şunu da bana getir o zaman, koş. Şu mavi fırça var ya, onu da bana getir, yürü. Yine ellerim kabarmaya başladı. Hadi git de suyumuzu bana kapat, haydi. Ay, gidiyorum suyu kapatmaya, geri boş boş geliyorum bir an. Ben kapatamadım diye. Kucum gitmiyor mu çişmeye? Evet.
neyse benim kafa diyeyim geliyor. Şu dökeyim de batarım. Dur. Okuyor musun? Hadi batır da iç. Yaklaş biraz daha, yaklaş. Biraz daha. Biraz daha. Evet değerli takipçilerim. Ay. Saat 9'a çeyrek var arkadaşlar. Bahçeden yeni geldim daha planım valla. Şu sabahki topladığım biberim. Şunu da biraz önce topladık. Karanlıkta neyi topladım aldım ya. Hepsini topladım mı toplayamadım mı bilemeyim. Bir de çay demledim arkadaşlar. Dilan Hanım çay içiyor. Şu biberlerimi dökeyim. Seçeyim. Dilan'ı gidebiliyor. Anne haydi gidelim. Anne haydi gidelim diye. Dur kızım. Şunu da alalım kızım. Bunu da alalım kızım diye diye. O kadar toplayabildim anca biberi. Kıstım. Niye anne? Bunlar ne? Bunlar erik. Hani aşağıda erik yedik ya dalda. O eriklerde. Ben de yedim. Dilan'la çöp atmaya gittik teyzeleri. Giderken de erik topladık ya kızım. Eriği yiye yiye gittik geldik. İki de elma yedik Dilan'la dalımızdan kopardık. Niye kıstın? Güzel miydi elmalar? Elmalar sert edin ama taş gibi elmalar. Kışlık elma yalanlar. Onu bir de öğrenmeyeceğim haydi. Çaya puskut batıralım dedim de Dilan benden önce oturdu batırıyor puskutu çaya. Biz akşamları böyle yaparız arkadaşlar. Puskutu çay demlerim. Puskutu batırır batırır yedik. Sıcak değil kızım. Dur bakalım. Az bir yiyin üfür yiyin anasını bir daha dokunur su. Haydi. Üfür de yanına. Bir çaydanlık çay demlerim çocuklar burada olunca. Hepimiz sufrayı serelim, etrafına toplarız, çaya puskut batırırız. Güzel mi? Dilan her ikisi de şöyle 3-4 de erik topladım. Onları da yiyeyim biraz sonra yıkayayım da bahçede yedi iki üçünü. Damlamaya suyu taktıydım. Damlamanın ucundan suyu çıkarıyor. Onu bir yıkıyor, yiyor sonra bir daha. Hem ayıtlayayım hem sohbet edelim dedim arkadaşlar akşam akşam. Bunları toplayacağım da bir fıtığı olacaktım valla. Otur kalk, otur kalk. Sonu gelmiyor, bitmiyor. Karanlıkta şu iyice koyu yeşiller de görünmüyor. İyice bükülüyorum dibine kadar. O da bir patlak şey olur, turşu olur da bunu küçük şişelere kuruyum diyor. Büyük patlağı kurdun mu canım istemiyor ondan yemeği niyeyse. Sevmiyorum. Küçük bidonlarda hemen kesince bitiyor ya. Ya da kavanoza kurunca. Bitiyor, yenisini açmak hoşuma gidiyor. Tatlı mı? Ye fıstığımı Ali'yi de uyutacağım seni. Dilan'ı banyo yaptıracaktım. Sularımız kesilmiş yine. Halıyı tam zamanında yıkadım yani. Halıyı yıkadım. Aşağı gittik. Bir bal kabaklarımı suladım arkadaşlar. Sonra fasulyemi suladım. Beyaz fasulyemi. Damlamaya taktım. Damlamaya sularken su gitmiş. Makine çalışıyordu. Makinenin de 15 dakikası kalmış. O da yıkanmamış. Öylece duruyor yani o da. Az sonra gelirse yıkayayım bir 15 dakikasını. Sereyim dışarıya. Yarım saatte kuruyor zaten. Ne kuruyor? Akşam yemeğe de yemedik biz Dilan'la. Öyle canım bir çay istedi de çay demledim. Çayla fıskut yiyelim dedik.
Bahçede ben biber toplayayım, Dilan şey yiyor, salatalığı yiyeyim. Güzel miydi salatalıklar? Hı. Kıtır kıtır yedi, gütçüklerimi topladım Dilan'a. Ne var ya bu? Ya bizi. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Siz de biber ektiniz mi bahçenize? Bahçeniz var mı? Ben bu biberi toplarken osanıyorum, oturuyorum, kalıyorum, acık topluyorum, acık ayakta toplayayım. Şöyle bakıyorum mu? Dilan bana bakıyor, anne ne örüyorum diyor. İyi. Anne sen ne yapıyorsun diyor. Benim topladığımı poşetten çıkarıp atıyor azıcık sağa sola. Koteleyiyor. Dilan'dan bir duş yok sonra geri toplayalım. Salçalık biberlerim de kızarmaya başlamış yavaş yavaş. Bir iki tanesi kızarmış. Diğerleri de hafif pembeleşmiş de. Kızarırlar bakalım onlar da yakında. Gelin yardım edin arkadaşlar. 2-3 biber çiğden ayıttan da bitsin biberim bir an önce. 2-3 gün toplamadım mı böyle çoğalıyor biber. Hiç satmadım da şimdiye kadar biberi. Ama bu sene bayağı çok ekmiştim herhalde biberi. Kucunga'daki ablaya gidince normal biber istedik. Şu yeşil sivri biberlerde. Onlar da olmadığında süs biber verdiydi hediye. Önceki biberler kurudu deyince süs biber verdi. O da böyle çok çıktı her tarafta. Aman çok karıştırmışsın. Sonra'nın gelmesine daha 4 saat var. Saat tam 9, 9.05 geçiyor. Az sonra sular gelirse makinemi bir çalıştırayım. Çamaşır makinemi 15 dakika sonra onu yıkayayım. Sonra bulaşık makinemi yıkayacağım. Tencereler ne birikti içinde. Dün bir de Sultan aldığı tatlı tabağından aldıydım Perşembe pazarında. Onları da yıkamayı unutmuşum da az önce koydum makineye. Masanın üstünde kalmış öyle. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerim. Herkese hayırlı hafta sonları. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben şöyle nohut yemeğimi koyuyorum arkadaşlar. Belki düğüne giderek bugün akrabamızın kınası var oğlunun. Akşama hazır olsun diye şimdiden koyayım da pişsin gitmeden. Gelince karnımız aç olur, tok olur. Soğanını kavurdum. Birazcık salçasını da kavurayım. Sonra nohutunu dökelim. Sizler nasılsınız? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hafta sonunu nasıl geçiriyorsunuz arkadaşlar? Burada acayip sıcak var. Çok sıcak da hava var. Sıcakta motorun pulluğunu taktılar da bahçeyi sürüyorlar. Tolga abimine Soner. Otlara havası dağıldı herhalde Tolga abimin. Ya sürelim diye Soner'i çağırdı da ikisi sürüyorlardı. Bitti herhalde işleri. Motoru kenara koymuşlar. Garaja koymuşlar motoru. Biraz sonra kınaya gidecekler işte. Saat 3 gibi kına var. Niğde de. Sıcakta yol da çekilmiyor. Evet.
arada da kayınvalidemle barıştık gibi arkadaşlar. Aramızda bir sorun kalmadı. Ben öyle düşünüyorum. İçimizdekileri birbirimize söyledik. O bana söyledi, ben ona söyledim. Konuştuk, anlaştığımızı düşünüyorum artık. Bir daha da ne kustuk olsun, ne bir şey olsun. Dünkü videomda buna katkısı oldu. Dünkü videomun bayağı bir katkısı oldu yani. O bana söyledi, içimdekileri ben ona söyledim. Sonra anlaştık yani. Ay. Nohut pişiriyorum sana. Yorumlarda da kayınvalideme, eldilerime olumlu olumsuz yorum istemiyorum arkadaşlar. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Arayı bulduk. Tatlıya bağladık şimdi. Kötü olmaya gerek yok kurban olduk. Şimdi biri anam biri yarim Necip Destesi'nin dediğin. Hanginize sırtımı döneyiz? Sana bakacağım diye ne oldu da bu soru ettim herhalde. Ne diyeceğim? Hı. Gidelim mi diyorsun? Neydi uzak ya? Ne uzak? 70-80 km var. Bir saatte gidiyor. Ben kusamıyorum yolda. Sen hızlı sürüyorsun arabayı. Kol yani al zaten. Sen hızlı sürüyorsun hızlı. 90'a geçmeyeceğim. Yani 190. İyi az mısın? Ya sen sıkılma diye gidiyorsun. Ne yapayım bak. Niğde'yi gör, orayı dolaşalım. Belki hoşuna giden bir şey olursa alırız. Ben Niğde'ye gittiydim, gördüydüm Niğde'yi. Hımm, ağda bak. Kimle gittin ki? Çocuğa bakıyordun yani. Hmm. O komutan da Niğde'liydi ya, Niğde Bora gittiydik. Evet. Orada annesi vardı, annesinin yanına gittiydik. Bir gün kaldıydık, oraları gezdim. Bak ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Tıraş olabilir tıraşını. He? Yoksa kalacak tıraşı. Sen hazır mı var? Şimdi... Biraz gelince olamaz mı? Soğuk suyu aşağıya mı açtınız? Ne oldu mu suyu? Yok, kendimi üstüne baksana geç gibi. Kumantalar sürdürdü bana. Kaç geçeri yaktı. Kendi motorun üstündeydi ya, sana mı sürdürdü? Evet, bana dedi. Sonra baktım iyi olmamış. Suyu Dilan'a açtırdıydın, kapa diyorum diye açtırdın mı ki? Ne oldu? Şey, Sakla babanı yaşıyor. Öyle ben gideyim. Klasım oğlu, sen de abim gidelim, gel. Orada benim nereye? Aksaray'dan mı gideceksiniz? Neden gidilecek ya? Sen Nide nerede hatun? Bilmiyorum ben, aman kafam kaldı ya. Lefkoşa'da mı? Adana yolundan çıkıyor, Orhanize'ye falan geçiyor, orada bir üst köprü var. Ben bizim köyden geçiliyor zannediyorum ama. Köprüye çıkıp buradan daha yakın. Köprüye çıkıyor, şöyle doğru. Gördünüz mü arkadaşlar, Nide'yi neyi bilemedim. Ne bileceksin sen neyi deyim miydi? Kafa neye kalmadı valla bak kaç ene. Seneye ben seni yaz tatile götüreceğim. Neyse değerli takipçileri. Hı. Şu düdüklünün ağzını kapatayım da. Hazır lan bu arada. Kapa mıydı ya düdüklünün kapağı yok. Soğuk su içmiyor şu elimi geçeceğim ya. Dur geliyorum. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Annemle de barıştığınız için çok vallahi mutluyum. Yemin ediyorum. Olay bir barışma oldu mu? Olay mı? Olay. Olayla küstünüz, olayla barıştınız. Neyse olsun bakalım. Yani olumsuz yorumlarınızı mümkünse rica ediyoruz. Şey yapmayın. Güzel yorumlarla sevgili karıma ve biricik anneme moral vermenizi diliyoruz. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Hype'lerinizi gönderirseniz sevinirim bu arada. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi.